Bugünkü diğer önemli maçımıza geçelim. Derbi bir nevi. Hani eskisi kadar heyecan yaratmasa da, daha doğrusu öyle söylemeyelim. Hani eskisi kadar öne çıkan bir derbi olmasa da Galatasaray Trabzonspor'la kendi evinde karşılaştı ve 2-1'lik bir galibiyet aldı. Hani Erdi ile başlamak istiyorum. Erdi, bu Galatasaray'ın galibiyeti hakkında ne düşünüyorsun? Puan farkını azaltma çabası adına hani bir güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldı. Galatasaray'ın oyununu ve Trabzonspor'un mağlubiyetini nasıl değerlendiriyorsun? Ya Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra zaten Galatasaray'ın galibiyetine ben kesin gözüyle bakıyordum. Ama beni şaşırtan Trabzonspor'un bu kadar kötü olması oldu. Evet, bazı pozisyonları var. Hatta Forma gol atsa riski öne geçip yaslanacaksın. Ama yani sahada Trabzonspor'la ilgili bir inanç yaratmıyor size, bir heyecan vermiyor Trabzonspor. Bir istatistik var. Trabzonspor 3 büyüklerle, İstanbul büyükleriyle oynadığı son 10 maçta tek bir galibiyet bile alamadı. Alınacak 30 puan ve siz bunlarda hiç bir galibiyet alamıyorsunuz. Trabzonspor o şampiyonluğa oynadığı sene nasıl başarılı olmuştu? Büyük bir omurgası vardı. Egemen Giray, Selçuk, Burak, Umut. Böyle bir omurga vardı bu takımda. Ve oradan güç alıyordu. Trabzonspor gibi şehirler yabancı oyuncularla başarılı olamaz. Yusuf Erdoğan gibi, Olcan Adım gibi insanlarla başarılı olabilir. Siz hala Kolman'la uğraşıyorsunuz. Soner Aydoğdu bu takıma top oynayamıyor. Mesela Aykut Akgün mü daha faydalı oldu maç? Mustafa Kolman mı? Yani çok basit. Aykut Akgün daha başarılı oldu. Ya ne Evet. zaman oynayacak Trabzonspor'u ben anlamıyorum. Hala Malda'yı basın playı getiriyorsunuz. Tamam getirin ama etrafında hakikaten kaliteli yerli oyuncularla getirin. Basın playıyla Malda'ya vereceğiniz maaşları sözleşmesi biten çok kaliteli yerli oyunculara hatta tek bir oyuncu ederim. Trabzon gibi şehirlerde bu tip yabancılardan bir şey alamazsınız. Kolman neler yaşadığını biliyoruz. Adam çocuğunun okulu için İstanbul'a transfer olmak istiyor. Siz Evet. hala ondan fayda alacağım diye yani tabiri caizse kastırıyorsunuz. Olan da en önemli maçta kırmızı kart oluyor. Ki Kolman'ın bu birinci hareketi değil. İlk Beşiktaş maçını hatırlarsınız Mustafa Pekleme yaptığını. Evet. Orada da bir kırmızı kart vardı. Adam oynamak istemiyor. Siz hala uğraştırıyorsunuz. Bir de üstüne para veriyorsunuz. Evet. Ya biz bunu Peki. anlıyoruz. O insanlar nasıl anlamıyor? Ben bir de onu anlamıyorum. Ya mesela şöyle anlatayım. Buyur. Malı da alıyorsunuz. Aldığınız katkı belli. Ama bir tarafta da sözleşmesi biten Erman Kılıç var. Hala Eskişehirspor'da katkı veriyor. Sivasspor'da yaptıklarını hatırlıyoruz. Siz niye Erman Kılıç'ı almıyorsunuz? Ki sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta oynamayı çok iyi bilen bir adam. Bu yüzden Olcan'ı sağ kanada mahkum ediyorsun. Tamam gol attı da Olcan 23 tane top ezdi atıyorum. Ya Trabzonspor insanlara heyecan versin artık. Ben UEFA Avrupa Ligi'ne hiç bakmıyorum da maçları bile izlemiyorum. Bir UEFA Avrupa Ligi çoğu takım için önemli bir kulvar değil yani zorla katılıyorlar. Bakıyorsunuz Tottenham 20 tane yedek oyuncusuyla maçlara çıkıyor. Geçen sene Chelsea kupayı aldı da hani bir tane zor rakibi yoktu da aldı. Yedek oyuncuları bile aldı genelde. Şu UEFA Avrupa Ligi'nde aldanmaktan kurtulun. Ve bütün konsantrasyonunuzu lige verin. Üstelik bu sezon lig üçüncüsü de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Trabzonspor ligde düştü. Juventus'a elendiniz Mart'ın ilk haftasında. Ne olacak? Kupa Evet. yok. Ligde koptunuz. O son 2 ay oyuncularla geçmez bile. Ya Evet. Trabzonspor'un ciddi anlamda bir transfer zihniyeti gelişimi lazım. Galatasaray konusu zaten pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yetenekli Ben ayaklar bitiriyor. Formadaki hatalar hala duruyor. Ya Galatasaray'la ilgili değişen bir şey yok. Yine her deplasman maçında çok zorlanacak. Evet, Özgün'le devam edeyim Galatasaray konusunda da. Galatasaray'ın performansı hakkında Özgün sen ne düşünüyorsun? Hani bir formsuzluk almış başını gidiyor sarı kırmızılılarda. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkmış olmanın da bir sevinci de var. Hani Galatasaray'da bir değişime ihtiyaç var, bir heyecana ihtiyaç var. Trabzonspor maçı için baktığın zaman bu değişimi gördün mü yoksa hiç mi göremeyeceğiz bunu ya da ne zaman göreceğiz? Şimdi şöyle söyleyeyim ben bu konuda. Bence ben o değişimi gördüm. Şöyle gördüm. Yani bir hemen maç 1-0'dan 1-1 oldu. Yani bu 1-1 olan maçı hemen bir refleks göstererek 2-1 yapılması bence önemliydi. Yani oldukça önemliydi. Yani çünkü eğer o maç 1-1 devam etseydi 5-10 dakikada nasıl
bir ilk goller öncesinde puanla önceki kaçırdığı pozisyonların aynısı görürdük daha fazla. Yani çünkü o önemli bir şey olduğu, bir zaman olduğu. Hemen 2-1 yaptılar Galatasaraylılar ve arkasından işte Polman'ın kırmızısı geldi. Çok uzun olmayan bir süre sonra ve tam maç tamamen artık Galatasaray'ın. Ama benim şimdi yani hep konuşmak istedi yani hep kafamda takılan bir nokta var, o da şu. Yani maçın ilk yarısı oynanıyor ve Oğulcan topu almış. O ortalandan gidiyor ve Melo ona öyle bir hamle yapıyor ki yani hani futbolun hiçbir alakası yok. Ve işin garibi de şu, hani işin cidden üzücü yönü şu. Hani hakem olacak beyefendi de şunu yapıyor. Yani diyor ki tamam Melo'cum hani sen hata yaptın ben seni gördüm ama hani bak ben sana kırmızı vermeyeceğim. İtiraz etmesen hani birbirimizi kırmayalım burada. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani UEFA'nın verdiği karar ne kadar doğru olduğunu bu gece gördük yani, öyle söyleyeyim. Yani UEFA gitti Fırat Endurus'u kademe düşürdü hakemlikte UEFA'da, Avrupa'da. Evet. Ne kadar doğru bir karar vermiş biz de bu karar veririz. Yani bu hakemler gidiyor, Fırat Endurus gibi hakemler gidiyor PDT 1. Lig'de. İnsanlar oradaki futbolcuya hakaret ediyorlar maç içerisinde. Yaptığı hareketlerden sonra, kullandığı herhangi bir şeylerden sonra maç içerisinde oluyor bunlar. Ve gidiyor bugün Mustafa Uyumlu'ya, hani normalde bir yabancı onun mesela çevici yapsa uyarır. Bak oğlum yapma daha, yapma bir daha der. Gider ama Mustafa Uyumlu olunca o insan hemen sarı kartı çıkartır gösterir. Yani ya bizim insanımızın çektiği nedir ben bilmiyorum. Yani kaç yıldan beri bu iş böyle. Ya bu ligde yani bir insanda hiç Fenerbahçe Galatasaray'sı da yok. Ya bugün Bruno Alves'e çıkamayan kart Mehmet Topal'a çıkabiliyor. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Ya bugün de Mehmet Top mesela maç öncesini konuşuyoruz arkadaşlarla. Dedim ki ya Bruno Alves bugün %1 milyon sevrak görür. %1 milyon görecek yani. Aslında iki tane sebebi var bunun. Bir Akbala sebebi var. İki de adam işte haftaya rızalı olacak. Noel var. 26'sı işte Christmas falan filan başlıyor 27'sinde. Boxing Day falan filan hediyeler medyeler. Adam takılmak ister gider yani Portekiz'de. Ben gideceğim. Yani şimdi gerçekten abi. Bunu anlamıyorum. Ve şunu da söyleyeyim en son Galatasaray maçıyla alakalı. İşte dediğim gibi ben topa pek bakmıyorum bu aralar cidden. Çünkü en sonra Kasımpaşa Beşiktaş'ın başından sonra hani futbol benim en son ilgilendiğim şey oldu. Dişi saha içerisinde. Hiç ilgilenmiyorum futbolla. Evet. Öyle söyleyeyim. Ve bir de şu var yani hani geçen gün Ali abiyle konuşuyoruz. Bu yayından sonra herkes de ona şey yaptı böyle bayağı bir tepki falan gösterdi. Hani adam az bile söyledi yani. Cidden az bile söyledi. Yani bugün Roman Motta'nın gördüğü hani 3 maç ceza falan bunlar cidden hani adamın akıl sana bozacak hareketler. Ve şunu da söyleyeyim en son. Maçın sonuna doğru belki görmüşsünüzdür. Gördüğünüzü umuyorum. Durak o topu aldı kornerde ve orada Aykut Demir'i çağırdı yanına. Gel diyor böyle. Ya kim nereye geliyor abi? Yani nedir bu hareketler abi? Yani sen tam durak basın eyvallah sana büyük saygımız var da. Hani fil dişindeyiz, istavuş falan bitirdim. Bunların hepsine eyvallah da yani. O da Aykut Demir'de bu takımın, bu ülkenin milli futbolcusudur ya. Hani bu kadar da ezdirmeyelim yani kendimizi. Ki şöyle söyleyeyim. Evet, Drogba'ya saygımız çok büyüktür. İşte ülkesinde çok önemli bir yere sahiptir. Ve Chelsea yaptıkları biliyoruz yani. Gallagher'la o kadar kavgasını ben dün gibi hatırlıyorum Drogba'nın. Evet. Yani Drogba'nın saygısı şudur. Bak ben size şunu söyleyeyim. Drogba'nın saygısı ona saygı gösterilirse çıkar ortaya. Bugün Mustafa Hanım dedi ki birader sen sus ya işine bak dedi. Drogba ona sonra kafayı yedi. Ama sen abi sen Drogba'sın. Abi senin bak hani saçını yiyeyim dese yanağını öpeyim dese oy kardeşim Mustafa sen yemeyim karşısında. Ama kendisi hadi sen işine bak deyince birden Mustafa Yumru düşman oluyor. Ya böyle büyük futbolculuğu olmaz. Böyle bir dünya yok yani. Yazık umarım. Yani bize de yazık. Galatasaray'a da diyorlar ki işte we have Drogba they don't. Ya kardeşim o zaman zaten ben böyle bir, yani we have Drogba olmasın zaten yani. Anladın mı? Biz istemiyorum Drogba Drogba falan. Böyle ayıptır ya. Evet. Ya yazık sen... ya ben cidden çok üzülüyorum ya. Bugün Aykut Demir yaptığı muameleye ayıp yani. Evet sen hem geçen haftaki Kasımpaşa maçından hem de bugünkü o Drogba'nın hareketlerinden bayağı dolmuşsun. Ya ben çok doldum abi cidden çok yani mesela tamam. Birçok maçta tamam. Bunlar oluyor ya ciddi söylüyorum bak birçok maçta. Yani tamam. Burada izlediğimiz bu spor maçında da böyle Galatasaray maçlarında böyle Anadolu takımlarını direkt geziyorlar abi ben bunu size net söyleyeyim. Bugün federasyon da gaza getirerek 5 yaş harcıyor. Hı-hı. Harcıyor yani bak ben bir Bursa sporluyum burada 5 yaş sendiriyorlar bana yani. Böyle bir şey olabilir evet. Mi ya? Ya birisi görse yayınımıza evim basarlar yani. yayınımıza Özgün teşekkür ederim. Bir de Çağrı Bey katıldı. Çağrı Bey bizi duyuyor musunuz? Çağrı Bey. Sesiniz gelmiyor ama. Valla ben devam ediyoruz mu?
Serdar Bey siz devam edin. Vallahi ben Özgün'e %100 katılıyorum. Yani bu son birkaç haftadır sporun hiçbir zevki, futbolun hiçbir zevki kalmadı. Futbolun içine sokulan bütün bu iğrençlikler, hakem oyunları, siyaseti, şunu bunu, bunlar hepsi açık ve net görünüyor. Ya, ve herkes bunlar üzerine yorum yapabiliyor ve herkes nefret ediyor. Ben de aynen yani şu ara acayip soğumuş bir durumdayım. Yani tabii artı diğer konularda üst üste bindi bugünlerde. Onun için insanlara şunu öneririm, yaptıkları işi doğru yapsınlar ya artık. Ne olur federasyon federasyonluğunu doğru yapsın, hakem hakemliğini doğru yapsın. Futbolcu futbolculuğunu, herkes yaptığı işi doğru yapsın. Biz de burada doğru yapmaya çalışalım bazı şeyleri. Biz gerçi yanlış bir şey yapmıyoruz ama. Benim şu, öncelikle söylemek istediğim şu. Çok şükür Galatasaray'a doğalgaz bağlamış stada. Bugün stat sıcakmış. Türbünlerde taraftarlar sıcak bir türbünde oturmuşlar. Zemin nasıldı onu pek çözemedim ama herhalde zeminde de bir sorun yoktu. Çok şükür sonunda bağladılar doğalgazı. TT'nin stadıydı, arena oraya bağladılar. TT arena'ya. Valla bugün Trabzon, Galatasaray çok şey bir futbol oynamadı yani. Ahmşan bir top oynamadı. Ama buna karşılık Trabzon çok zayıf bir futbol oynadı. Yani bu kadar zayıf olacağını düşünemedim yani, tahmin etmiyordum. Yani benim istatistikleri hatırlamıyorum, görmedim ama sanki %75'e %25 bir top oynandı gibi geliyor. Trabzon sanki sadece bir %25'lik bir topa sahip oldu diye düşünüyorum. Ama bunu da Galatasaray hiçbir etkili top oynamadan da yaptı. Şeyden bahsettiniz, Kolman'ın kartından. Ben de aynen hem Erdin'in hem de Özgün'ün yorumlarına katılıyorum bu kart olayında. Hakikaten o da isteksizliği dediği gibi gidip Christmas'ını yapmak istiyor. Haftaya salı günü, iki gün sonra Christmas'ı. Yarın öbürsü gün 24'ü akşamı başlıyor Christmas'ı. Gitmek için çok çabaladı ama işte sonunda oldu. Ve gene Erdin'in dediği bir konu daha vardı. Bunu aslında ben de söyleyecektim. Aklımdaydı. Trabzon'a yabancı futbolcu olmaz ya. Hakikaten Trabzon gibi bir şehirde yabancı futbolcu olmaz. Trabzon'da bugüne kadar gelmiş geçmiş, iş yapmış iki futbolcu var. Bence Şota ile Arçi. Onlar da zaten 100 kilometre ötesi Gürcistan yani. 100 kilometre sonrası o bölgenin, o kültürün, o yani bütün her yabancı sayılmaz. Ama onun dışında hiçbir tane yabancı. Çünkü o bölgenin kültürünü çok farklı, çok farklı bir genetik yapısı var, çok farklı bir algılayış, bakış açıları falan var. Oraya uygun adam bulmak lazım. Yani Kolmanlar, şunlar, bunlar, Almanı, Fransızı, İtalyanı orada gitmez. Ha gidiyorsa belki buluyorsan bir Gürcü Mürcü oynatabilirsin. Ermeni, Azeri, geç Ermeni de sokmazlar oraya. Oradan bulursam o bölgeden bir futbolcu olur ama dışında olmaz. O da çok şey, hakikaten de bugüne kadar Şote Arçı dışında hiçbir tane futbolcu orada top oynayamadı. Düzgün. Evet, yani Galatasaray çok güçlü bir top oynamadı ama oyunu çok etkisi altına aldı. Çünkü Trabzon çok zayıf davrandı. Normal bir şeydi, skordu. Ama şey, gollerin 3 dakika içinde olması da çok enteresan. İşte 66-65 gibi idi galiba. Yani 3 dakikalık bir maç oldu herhalde. Evet, aynen öyle. Çağrı Bey, bizi duyabiliyor musunuz acaba şu an? Siz bizi duyuyorsunuz ancak sizin bize sesiniz gelmiyor. Yukarıda ayarlar bölümü var. Oradan bir mikrofon ayarlarına bakabilirseniz sevinirim. Biz sohbetimize devam edelim. Eğer mikrofonunuzu açabilirseniz sizi de yayına dahil etmekten mutluluk duyarız. Programın son bölümünde... şu an geliyor sesiniz. Geliyor mu sesiniz? Geliyor şu an ses. Geliyor şu an sesiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Hangi takımlısınız? Onu soralım ilk önce. Çağrı Bey, şu an sesiniz yine gitti ama. Geliyor musun sesiniz? Şu an tekrar geldi. Bir alıyoruz. Arkadaşlarla beraber şu an sizi takip ediyoruz. Evet. Muhabbete sonradan dahil olduk ama. Yok, hiç önemli değil. Hangi takımlısınız acaba? Tabii ki de Galatasaray. Galatasaraylısınız. Peki sizden Galatasaraylı taraftar olarak Trabzonspor galibiyeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun bir taraftar olarak sizi mutlu etti mi? Ben şu an Türkiye futboldan memnun değilim. Çünkü bir İngiltere Premier Ligi'ni falan izleyip de bizim Türkiye futbolundan iyice tiksiniyorum ve Türkiye'de oynanan futboldan hiç memnun değilim. Evet.
Ama bilmiyorum, Galatasaray iyi oynadı bu maçta. Şu an Türkiye Ligi'ndeki duruma göre Galatasaray iyi oynadı. Puan farkını kapatabilecek mi sizce peki? Bence kapatacak. Şampiyonluğa yine oynar diyorsunuz yani. Evet. Bırakacağını zannetmiyorum.